Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta ne işleyeceğiz? Bu hafta benzerlik konusunu işleyeceğiz. Yani programda 6. haftadayız ve 6. haftada neyi işleyecekmişiz arkadaşlar? Benzerlik. Benim için en önemli konulardan bir tanesi. Ki nelerdi bu? Geometrinin temel altyapılı, temel direkleri neydi arkadaşlar? Dik üçgen, benzerlik ve alan konusu. Bil, seni kimse tutamaz geometride. Hocam açıortay, kenarortayı bilmeyecek miyiz? Ya bilsen bile bunun eksikliğini nerede yaşarsın? Direkt onunla ilgili soru çıktığında yaşarsın. Ama geri kalan dörtgenler konusu, çember konusu, katı cisim konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorsan dik üçgen, benzerlik ve alan konusunda acayip bir şekilde hakim olmak zorundasın. Ve dik üçgeni daha öncesinde söylemiştik öneminden, şimdi de artık bu hafta benzerlik konusundayız. Ve bu hafta benzerlikle ilgili, yani programda ne dediysen mutlaka ama mutlaka yapmaya çalış. Eksiksiz bir şekilde yapmaya çalış. Tamam, dediğimi sakın ama sakın unutma. Şimdi pazartesi günü, yani bugün rehberlik, yani PDF yayınlama günü. Arkadaşlar PDF'te kusura bakmayın yeniden bir sıkıntımız maalesef ama maalesef oldu. Ne oldu? Dizgicimin bilgisayarı kırılmıştı. Hala düzelmedi, gelmedi. Başka bir dizgiciye ulaştık. Bayramdan dolayı biraz işler sarktı. Sağ olsun yazıyor. Ama pazartesiye yetiştiremedi. Büyük ihtimalle salıya yetiştirecek arkadaşlar. Pazartesi içerisinde, yani bugün gün içerisinde gelirse ben size şey olarak sunacağım arkadaşlar. Yayın olarak söylerim. Mesajda da şey yapalım arkadaşlar. YouTube'da post yayınlıyoruz ya. Orada da bilgilendirmesini de yaparım. Ama en garanti büyük ihtimalle salı günü öğlen elinizde olacak. Ve salı günü siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Salı günü ön çalışma. Yani ön çalışma neydi arkadaşlar? Öncesinde sizler bu PDF'i çıkartacaksınız. Videonun açıklama kısmına da bunu koyacağım arkadaşlar. Linki koyacağım zaten. O linkten indirebilirsiniz. Tamam mı? İşte bölüm kaçtı bu? Bölüm 6 diye. Bölüm 6'yı indirebilirsiniz. Bölüm 6'yı indirdikten sonra ne yapacaksınız? Ön çalışma. Yani siz oradaki konu anlatımını alacaksınız. Hızlı bir şekilde soruları çözmeye çalışacaksınız. Hızlı bir şekilde ama. Takıldığın soruları öyle çok uğraşmana gerek yok. Hatta uğraşma diyebilirim. Çünkü zaten ben konu anlatımını yaparken oradaki inceliklerden falan bahsedeceğim. Hocam ödüllü soru var mı? Benzerlikte arkadaşlar ödülsüz soru olur mu? Tabii ki var. Hem de çok güzel bir soru arkadaşlar. Ödüllü sorumuz da yine bu hafta mevcut. Taze çıktı. Böyle 2 gün önce falan yazdım. 2-3 gün önce falan yazdım arkadaşlar. Süper bir soru. Gayet de hoşunuza gidecek. Hatta orada verilen bilgileri kullanabildiğiniz sürece sıkıntı yaşamayacağınız bir soru. Yani zor bir soru değil. Geometride zor bir soru yok zaten. Ne yapıyorduk? Verilen bilgiyi kullan, olay bitsin diyorduk. Neyse. Salı günü ayın 4'ünde ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ayın 4'ünde ön çalışmanızı mutlaka ama mutlaka yapın. Dediğim şekilde yapın. Sonra çarşamba günü sizler benimle birlikte ekran karşısına geçiyorsunuz ve bütün inceliklerine kadar videoları izleyip orada konuyu öğreniyorsunuz. Salı günü öğrendiniz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Pardon, çarşamba günü konuyu öğrendiniz. Ondan sonra perşembe günü de geometrinin ilacı kitabını çözeceksiniz arkadaşlar. Hatta şunu da merak ediyorum. Geometri ilacı kitabını alan arkadaşlar nasıl gidiyor? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bence çok güzel. Çözerken çok zevk alıyorum. İlk etapta çözülmesi gereken kitaplardan gerçekten biri olduğunu görüyorum. Çünkü her çeşit soru kalıbı var. Yeni nesil sorular da var. Öğrenciyi sanki adım adım çok da güzel bir şekilde eğitiyormuş gibi geliyor bana. İlk adım için gerçekten güzel bir kitap. Perşembe günü ne yaptınız? Geometrinin ilacını çözdünüz. Aslında Perşembe ve Cuma diye çözebilirsiniz arkadaşlar. Burada boşluk bırakmışım. İsterseniz 2 güne yayın, isterseniz bir günde de bitirebilirsiniz. Alt test var. Büyük ihtimalle bir günde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Sonra ne olacak arkadaşlar? Cumartesiye bakalım. Cumartesi günü ne var? Orta seviyede. Sizin elinizde bir orta seviyede kaynak varsa orta seviyede kaynaktaki soruları çözeceksiniz. Hatta bu hangi günlerde arkadaşlar? Cumartesi ve pazar diye belirtmişim. İsterseniz siz sadece bir günde, yani cumartesi günü orta seviyede kaynaktaki benzerlik sorularını bitirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu haftaki programımız bu şekilde. Bu programı harf harfine uymanız lazım arkadaşlar. Çünkü en önemli konulardan bir tanesi. Benzerlik ve üstüne bir de alanı böyle çok iyi anlarsanız sizi geometride kimse tutamaz. Dediğimi unutmayın arkadaşlar.
O yüzden bu haftaya ayrı bir özen istiyorum. Ödevleri de ayrı bir şekilde, güzel bir şekilde yapmanızı istiyorum. Son olarak tekrar söyleyeyim. PDF konusunda sıkıntı yaşadık. Daha dizgici de. Ne zaman gelecek? Büyük ihtimalle Salı günü öğlen elinizde olabilir arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.